Alıyorum ki daha. Abi dakika geç. Dakika geç sana. Abi zekme. Haber de ver. Tamam. Kim efendim var ya? Munavet abkhir. Abim nazira. Le zozani ferashine jiyareke qayuba baştakir hava çavaya ev jiyana utken. Zozani ferashine em zıbıstani çine cizire bahari em tene ser valatı. Peki jiyara ve ser çiye unçı kudu? Jiyara mehmal ser, devara meyel ser pazı ya. Em hayvanı kudan utke. Ev çan sala mı bişi olur ki? Ebe sat sala, ebe bin sat sala beli babu kalim evil bu valatı. Hatta amre khol vaç ya bu. Hatta ev amre khol mal vaç ya bu. De çan maha minnel veri. Emi 5 maha minnel veri. İşte hingi hundu sabah çıktı. İşte hingi gerdi emi çene cizili. Kalat mavet abkhir. Marim khatu. Tishkiş harem hati bu. Ev ya ma cizili hali. Ev çan salat te veri. Ev çan salat bazı salat e farşi. Peki millete beşe babi çava ya bu havayı başlayı kırabı. Başın camira başın, meçhi tırtırın, emten sarz ozanı ve yani tırhatiye nadını mı, hem jipazı meçhi naviye ve deyi, insanı tazeni, valat farizin. Abi gel, durun. Allah'ın ne durasın bu iki dışarı. Hamide tırtık. Allah'ın hamide tırtık. Allah'ın hamide tırtık. İsmail Pendik, Beyti Şevap Kaymakamı. Beyti Şevap'a yoğun bir göçer akını var çevre illerden. Özellikle Paraşın Yaylası'nı tercih ediyorlar. Neler söylemek istersiniz efendim Paraşın Yaylası ile ilgili? Evet, hepimiz biliyoruz ki 3-4 sene öncesine kadar Paraşın Yaylası, bölücü terör örgütünün kamplarının olduğu ve vatandaşlarımıza terör örgütü tarafından baskı ve zulüm yapıldığı bir yerdi. Vatandaşlarımız oraya gitmekten çekiniyor. Gidenler de terör örgütü tarafından baskıya ve zulme maruz kalıyordu. Ama hamdolsun son 3-4 yılda devletimizin kararlı tutumu, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde terör hem Katadağ'ından hem Beytüşevap'ın büyük bir kesiminde temizlendiği gibi Faraşin'de de temizlendi. Ve Faraşin'de şu an şanlı bayrağımızın gölgesinde kahraman Mehmetçiklerimiz 7-24 nöbet tutuyor hem kış hem yaz. Beytüşevap dışından Batman, Siirt başta olmak üzere Şırnak ilçeleri olan Silopi ve Cizre'den de göçerlerimizin sayısı bu yıl son 3-4 yıldır ciddi bir şekilde artıyor. Bu yıl zirveyi yaşayacağız. Bu şu açıdan da sevindirici. Covid-19 sürecinde biliyorsunuz tarım ön plana çıkıyor. Hayvancılık ön plana çıkıyor olması gerektiği şekilde. Beytüşevap'taki Faraşin Yaylası ve yaylalar bu süreçte Covid-19'la mücadele kapsamında milletimize ve devletimize çok büyük katkı sunacak.